Bir bakar mısınız? Bir kodurak şey gelmiş. Kardeşim buyur ya. Ya bırak. Nasıl? Nasıl? Tamam. Bunu başla. Tamam anladım. Olsun olsun. Ya ben 25 dakika güzel bir şey oldu. Ya. Ya. Allah affetsin. Affet. Dur. Tamam eyvallah. Thank you.
Evet, aslında bütün videonun bir özeti şu cümle. Delilik, bir insanın aynı şeyleri yapıp sürekli farklı sonuçlar beklemesidir. Aynı lezzetlerin içinde devamlı tatmin olmayı bekleyerek geçen bir ömür. Ama ne yazık ki lezzetlerin arkası hep tatminsizlikler, bunalımlar, ayrılıklar, hayal kırıklıkları. Dolayısıyla şunu fark etmemiz için bir ömür geçmesine gerek yok aslında. Bizler lezzet istemiyoruz. Bizler ebedi lezzet istiyoruz. Hatta azalmasını bırakın stabil, aynı çizgide gitmeyen, artarak giden lezzetler istiyoruz. Adeta cennete yakışır lezzetler istiyoruz ama onu bu dünyada arıyoruz. Bulamadıkça da hayal kırıklığına uğruyoruz. Bütün hayatımızın belki özeti cenneti bu dünyada istiyoruz. Bulmak mümkün mü? İmkanı yok. O zaman ya bu doğrultuda gidersek şunu kabulleneceğiz. Cehenneme gitmeden ben bu dünyada cehennemi yaşayacağım. Çünkü istediğim burada değil. Aradığım burada değil. Bu dünya bunu verecek potansiyelde değil. Lezzeti var, kabul, ama arkasında bir son buluş olmak zorunda. Bir tatminsizlik olmak zorunda. Elem olmak zorunda. Ya başka lezzetlerle bunu doyurarak, tatmin etmeye çalışarak kendini farklı yerlere atacaksın ama onlar da bitecek. Ya da bunun ne temelden çözümünü bulacağız. Nedir o? Fıtratımıza, aradığımıza yakışır bir alem. Yani dünyada olmayanı ahiret alemiyle bulmak. Ahiretle tatmin olmak. O zaman insan bu lezzetlerin içerisine defaatle tekrar edip yorulmuşsa artık bir çözüm aramalı ve bu çözümü sorgulamalı. Yani benim bu problemimi kim çözebilir? Kim çözebilir biliyor musun? Fıtratına bu lezzetleri almayı kim yerleştirmişse o çözebilir. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki, vermek istemeseydi Cenab-ı Hak, istemek vermezdi. Fıtratımıza arzulamayı koyan o. Lezzet alma isteğini koyan o. Bitmesin, sonsuz olsun isteğini koyan yine o. O zaman vermeyi gerçekten istediği için onu oraya koyuyor. Bize bu isteklerle şu mesajı veriyor. Gelin, aradığınızı size verebilirim. Yani şu videoyu izleyen biri şu noktaya geldiğinde şu çıkarımı yapabilir diye düşünüyorum. Yapmalı. Eğer bir insan lezzet istiyorsa, haz istiyorsa yine Allah'ın kapısına gelmeli. Çünkü aradığımızı verecek tek zat o. İşte bizler de bu dairede sığınağın ve bu tarz yerlerde Allah'ı arayan insanlar, gençler olarak diyoruz ki bunun bir yolu varsa, Kur'an'ın böyle bir iddiası varsa arayıp bunu bulmalı. Bulduysak sımsıkı yapışmalıyız. Eğer sen de bu dünyanın lezzetlerinin arkasındaki elemlerden yorulmuşsan evet çık gel. Gel ve burada omuz omuza bu mücadeleyi verelim. Evde oturup lezzetlerin içindeki tatminsizlikte boğulmak zorunda değilsin. Allah bir tohumun dirilmesi kadar kolay. Ahirette seni diriltebilirim diyor. Senin vücudunu bir araya getirip toplamak kadar kolay. Dağıldın mı tekrar toplarım diyor. Kur'an'ın bize beyanı bu. O zaman o Kur'an'a sımsıkı yapışmak için biz buradayız. Ben bunu yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Olmuyor. Biz de bu serüveni, bu yolu geçmiş kardeşlerin, abilerin olarak evet tek başına bu iş olmuyor. Peygamber metodunda zaten bu yok. Peygamber Efendimiz bu yolculuğu tek başına sürdürmüyor. Ne yapacağız? Madem ki tatmin olacağımız bir alem var. İçimizdeki bu arzları veren zat o alemi bize vaat ediyor. Ve bu alemi sadece o zat verebilir. Kitabında bize bunu beyan ediyor. Bize düşen o kitaba ve o zata sımsıkı sarılmak. Ben bunu tek başıma yapamıyorum. İşte gel bunu birlikte beraber yapalım kardeşim. Yani burada yapmaya çalıştığımız bir diğer nokta aslında şu. Dünyanın lezzetlerine bir alternatif oluşturmak. Çünkü biz fıtraten lezzet ve haz istiyoruz. Bundan kaçamayız. Hatta dedik ya az önce bunun sonsuz olmasını istiyoruz. Bundan kurtulmamıza gerek de yok. Burada bu lezzetlere bir alternatif oluşturuyoruz. Neyle? İmanın ve İslam'ın lezzetleriyle. Çünkü insan kalbinde o imanın lezzetini ve gücünü hissettiğinde dünyanın geçici ve pespayi lezzetlerine çok fazla da tenezzül etmiyor. Bir de ahirete imanla bu alemini meşgul edip doldurduğunda o diyar için çalışmaya başladığında tatmin olacağı bir hayat yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla burada lezzetin alternatifi olan iman lezzetini almak için ciddi bir gayret var ve gerçekten ben mücadele etmek istiyorum diyen herkesin böyle kervanlara katılması lazım. Aksi takdirde dünyaya mama olmaktan başka bir çare yok. Yani mecburuz o mama olmaya ki biz bunu istemeyen insanlarız. Bu videoları izlememiz veya çekmemiz de buna bir delil zaten. Zaten buranın özü bu. Aradığının dünyada olmadığını fark eden gençlerden kurulu bir yer. Sığınağım, İlim Kültür Derneği. Ve inanıyorum ki bu gençlerden daha dünyanın her köşesinde, Türkiye'nin her köşesinde çok fazla var. İşte bu belki de senin için bir adım artık. Ne? Ya ben bir şekilde yoluma bakmak, bir şekilde tatmin olmak, doymak istiyorum diyorsan bu video tesadüf değil.